Doğu Akdeniz'de yükselen ışık, ekonominin nabzını tutan, sektörleri bir potada paydaşlarıyla buluşturan Aydın Ekonomi Dergimiz. Her ay farklı bir sektörü okurları ile buluşturuyor. Sektörel. Çünkü biz Türkiye'nin %50'sini değil, %100'ünü seviyoruz, %100'ünü. Biz İskenderunlu'yu seviyoruz ve İskenderun'un hak ettiği her türlü hizmeti alması için İskenderun'un sevgilisi, İskenderun sevdalısı bir adayla karşınıza çıktık. Halktan ve halktan yana olan iki tane belediye başkan adayımız var. Birinin soyadı Savaş, öbürününki Yılmaz. Bu manzara bize İskenderun Belediyesi'nin kazanacağının şimdiden müjdesini veriyor. İskenderun'umuz yıllardır özlem duyduğu bu hizmetleri hiç kuşkusuz 45 mahalleye öncelik sırasına göre herkese adil, herkese eşit mesafede götüreceğiz. Yönetim zihniyetimiz ranta ve talana değil, tamamen insana hizmet odaklı olacaktır. İskenderun'umuz Körfez Savaşı'ndan itibaren ne yazık ki gittikçe kan kaybeden bir şehir konumundadır. Adeta üzerine ölü toprağı serilmiş bu şehir için yeniden dirilme arzusu var İskenderunlarda. Ana hedefimiz İskenderun'u yeniden 24 saat yaşayan canlı bir şehir haline dönüştürmek olacaktır. Bu şehrin bu sosyal hayatına canlı kazandırma adına öncelikli olarak Denizciler bölgesinde ve İskenderun kent merkezine yakın iki yerde içerisinde sosyal donatıları son derece zengin plajı ve kumsal alanı olan lokantası, restoranı, yeşil alanı, oyun parkları ve burada kesinlikle orta ve alt gelir gruplarımızın çok rahatlıkla gelip istifade edecekleri geniş komplike sosyal tesisler inşa edeceğiz. Barış ve huzur bizim en önemli projemizdir. Büyükşehir Belediye'mizde ortaklaşa bir projemiz var. Bir şehrin dinamizmi sadece ve sadece yerli unsurlarla sağlanamaz. Dışarıdan bu şehre yabancı ayağı çekmek için bu şehri marka kent, bu şehri cazibe kenti haline getirmek bizim için en önemli kriter olacaktır. İçinde sinema salonları olan, içinde tiyatro salonları olan ve bu alanda gariban, bu alanlarda orta ve alt gelir düzeyinde olan bütün gençlerimizi, bütün çocuklarımızı belediyenin bu imkanlarıyla buluşturmak suretiyle yaşayan ve kültür dokusu zengin bir İskenderun oluşturacağız. Biz bu şehre kavga için gelmedik. Biz bu şehre huzur için geldik. Huzurlu bir şekilde hizmet etmek için geldik. Ve şehrimizin önemli sorunlarını birlikte çözmek için geldik. İskenderun'da 50 yıllık
yıllardır bekleyen önemli sorunumuzu çözdük. 2750 metrelik uzunluğunda batı çıktılar yaptık. Çok büyük bir marina olacak ve eğlence merkezi de olacak. Turizme de katkı sağlayacak. Alışverişe de katkı sağlayacak. 6 tane Erzin'den Kerdağ'a kadar yat limanı yapacağız inşallah. Amacımız Hatay'ın bütününü ekonomisine katkı sağlamak. Expo'yu ikiye böldük. Bir tanesi İskenderun, Belen, Arsuz'un tam ortasında, bir tanesi Antakya Defteri'nin üstünde. Burada hem bir sosyal kültürel tesisler yapacağız, hem spor tesisleri yapacağız Antakya'daki gibi, hem de botanik dediğimiz botanik eksposunu yapacağız. Birlikte İskenderun'u daha huzurlu ve daha güçlü duruma getireceğiz. Yani millet burada, Millet İttifakı burada. Girip kabine Rabbimle baş başa kalacaksınız, mantığınızdan süzeceksiniz, gönlünüzden kime geçiyorsa onun göğsüne mührü basacaksınız, değil mi? Mesela bu kadar basit. Büyükşehir belli, İskenderun belli. İskenderun belli. Biz milletle gönül ittifakına talibiz. Gönlü olan bizimle olacak. Biz milletin yanındayız çünkü.